Ama Türkiye için kritik bir hamle olan doğalgaz üretimi söz konusu olduğunda ağaç, orman, çevre kelimeleri dillerinden düşürmüyorlar. Birilerine laf olsun, gündem olsun diye sözde çevre, sözde doğal hassasiyetlerini kamuoyunun malumudur. Niyet söz bir olmalıdır. Çevrenin, doğal gazın korunması hiçbir kimse bizim hassasiyetimizi ölçemez. Her konuda olduğu gibi çevre ve doğa konusunda tutarsız olanları samimi olmaya davet ediyorum. Ne zaman ülke için bir çalışma yapılsa, bir proje hazırlansa bilimsel dayanağı olmayan bir yaklaşımla karşı duruş söz konusu. Köprü yaparsınız karşı çıkarlar, yol yaparsınız karşı çıkarlar, havalimanı yaparsınız, baraj yaparsınız karşıdırlar. Ama mesele ülke aleyhinde bir şey söz konusu olduğunda kayıtsız şartsız ittifak olanları bize çevre ile ilgili söylemleri sözde olmaz. Herkes şunu çok iyi biliyor ancak bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bu tür projeler yapılırken birçok kurumdan resmi görüş sorulur. Çevreye, tarım alanlarına, sularımıza etkisi olup olmayacağı teknik olarak hesaplanır. BOTAŞ hayata geçirdiği tüm projelerde olduğu gibi Saros Gemi İskelesi projesinde çevre hassasiyetiyle bölge halkına, doğa ve ülkemize çok yönlü katkı sağlayacaktır. Saros Körfezi'nde 1 milyonun üzerinde lavanta ve zeytin ağacı fidesi dikildi. Deniz kıyısında yer alan yaklaşık 6000 metrekare deniz çayı... Tamamlayalım lütfen. Kendi habitatında 860 metre yakın bölgeye taşınarak Türkiye'de bir ilk proje gerçekleştirildi ve dünya literatürüne de geçti. Hiç kimse merak etmesin, ülkemiz çevreyle uyumlu, doğaya zarar vermeden, ortak geleceğimize sahip çıkarak her alanda yatırım ve projelerine kalkınmasına devam edecek. Bu duyarlılıkla, denizleriyle, toprakları ve coğrafyasıyla ülkemizi çocuklarımıza, gelecek nesillerimize emanet etmek için titizlikle çalışıyoruz. HDP grup önerisi aleyhinde olduğumu belirtiyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Beştaş. Nasıl bir sataşmada bulundu? Sözde çevreciymişiz. Daha bundan ötesi efendim? Var mı? Sözde çevreci. Geziyle işte bu ülkeyi şeye sürükleyenler, kaosa sürükleyenler. Bunlar ithamların hepsi bizeydi. Ama bu yani genel bir söylem haline dönüştü zaten o taraf. Sayın Başkan, hayır. Genel ben not aldım. Hepsi şeydi yani ağır. Buyurun, iki dakika. Değerli halkımız, evet AKP klasik bir iş yaptı, yine hamaset, topu taca attı. Ya biz size Saros Körfezi'ni niye betonlaştırıyorsunuz diye, bunu betonlaştırmayalım, bu ülkede bu kadar değerli bir doğal ortamı bozmayalım diye araştırma önergesi kuralım diyoruz. Siz yine teröre edebiyatı yapmaya başladınız. Başka bir iş bilmiyor musunuz ya? Hakikaten bu ülkeden haberiniz var mı? Katar'a peşkeş çekmek için doğayı talan ediyorsunuz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında Kaz Dağları'ndan Aydos'a, Aydos'tan Hasankeyf'e kendi beşli çetenize rant sağlayacaksınız diye ülkeyi betona gömmek için elinizden her gelen her şeyi yapıyorsunuz. Tabii sizi anlıyoruz. Kuracağınız bir söz yok. Bu konuda yetkiniz yok. Doğa talanına karşı çıkmak isteseniz bile buna karşı kuracağınız bir söz olamaz. Olamaz. Bizim gibi özgür değilsiniz ki siz. Demokratik bir partide yaşamıyorsunuz ki. Şimdi biz ne zaman bu ülkenin doğasıyla, çevresiyle, bir iliyle ya da herhangi bir sorunuyla ilgili bir mesele getirdiğimizde siz aynı nakaratı devam ediyorsunuz. Biraz ders çalışın ya. Biraz ders çalışın. Biraz Saros nerededir öğrenin. Bu ülkenin doğası niye talan ediliyor öğrenin. Betonlaştırma niye var öğrenin. Niye bu kadar rant peşinden koşuyorsunuz? Öğrenin, öğrenin. Ya Kürtler olmasa, örgüt olmasa siz neyin siyasetini yapacaktınız ya? Gerçekten merak ediyorum. Ne konuşacaktınız ya? Elinizde hiçbir şey yok. Sözde olan sizin
bu siyasetinizdir. Çökmüştür. Yanımda oturup, yanımda oturup bir vekil olarak bunu yapmanız. Sayın Demirbağ, Sayın Demirbağ, İdare Amir arkada oturuyor, bak yollayacağım İdare Amir'in yanına. Ot. Sayın Tunç, açalım Sayın Tunç'un mikrofonunu lütfen. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Sayın Beştaş'ın sözlerini kabul etmemiz mümkün değil. Çevre konusunda en duyarlı AK Parti iktidarı, çevre kanunu ilk kez bu iktidar döneminde çıkarıldı ve daha geçen hafta biz çevreyle ilgili çok önemli bir kanunu burada yasalaştırdık. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük şehirlerinde, birçok yerlerinde milyonlarca ağacı diken ve ormanlaşma noktasında çalışmaları tüm ülke tarafından, milletimiz tarafından görülen bir siyasi iktidarız. O nedenle çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelere, Kyoto protokolü başta olmak üzere imza atmış ve bunun gereğini yapan bir ülkeyiz. Sayın milletvekilimiz konuşmasında bir sataşmada bulunmadı. Sadece genel bir değerlendirme yaptı ve bu konudaki hassasiyetini ortaya koydu. Teşekkür ediyorum. Halkların Demokratik Partisi grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Sayın Gökçel. Açalım Sayın Gökçel'in mikrofonunu. En önde. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %155 arttı. Aylık %16.18. Dolar 17 lirayı geçti, aldı başını gidiyor. Mazot 30 lira oldu, 30 lira. Bir ay önce %118 olan tarım enflasyonu şimdi %155. Her ay tarım üfe yeni bir rekor kırıyor. AKP'nin yanlış politikaları yüzünden çiftçi tarlasını ekerken gübre alamadı, fide alamadı, tohum alamadı, su kullanamıyor çiftçi. Şimdi hasat zamanı geldi, çiftçi hasat yapacak mazot alamıyor. AKP çiftçinin ekip dikebilmesi için hangi tedbiri aldı? Vatandaşın ucuz gıdaya erişebilmesi için hangi tedbiri aldı? Yaşanan krizin tek sorumlusu Erdoğan ve AKP iktidarıdır. Sayın Eksik. Sayın Özer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bizim çiftçi maliyetleri yetişemediği için tarlasını ekemezken meğer yeni Tarım Bakanımız dışarıda arazi kovalıyormuş. 10 ülkede arazi kiralamak için harekete geçmiş bile. Hatta Bakan Kilişi demiş ki oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. İnsan kendi bahçesi dururken komşusunun bahçesini eker mi? O topraklar komşunun bile değil. Hatırlayın, Türkiye'de ilk Sudan'da 780.500 hektar tarım arazi kiralanmıştı. 7 senedir kayda değer bir üretim yok. Daha sonra Nijer'e gidildi. 1 milyon hektar alanda yem bitkileri üretilecekti. Fakat ekonomik değildi, geç fark edildi. Şimdi sıra Venezuela'da. İklim ve buğday üretimine uygun bile değil. Ve ürünün %30'un onların %70'i bizim olacakmış. Neden bu çabayı Türkiye'de tarım dışı bıraktınız? 4.8 milyon hektar için göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Sayın Örs. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kariyer uzman olarak mesleğe başlayan yeterli sahip gelir uzman ve yardımcıları 666 sayılı KHK ile merkez taşra ayrımına tabi tutularak mağdur edilmiştir. Bazı uzmanlıklar merkez uzman olarak adlandırılmış, içinde yeterliğe tabi gelir uzmanlarının bulunduğu bazı uzmanlıklar ise taşra uzmanı olarak adlandırılarak maaş ve özlük hakları arasında tam anlamıyla uçurum meydana getirmiştir. Yeterliğe tabi gelir uzmanları ve yardımcılarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve daha sağlıklı bir vergi idaresinin oluşturulması adına merkez taşra ayrımının kaldırılarak yeterli
TRL'ye tabi gelir uzmanı ve yardımcılarına hak ettikleri özlük hakları ve kariyer olanaklarının kendilerine verilmesi gerekmektedir. KTÜ İktisadi ve İdare Bilimleri Fakültesinden mezun olan, şu an YTL'ye tabi gelir uzmanı ve yardımcısı olarak görev yapan öğrencilerin ve meslektaşlarının bu talebini Yüce Meclisimize arz ediyorum. Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. Görevde geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavisi devam eden hemşerimiz Jandarma Kıdemli Üççavuş Güngör Gençer yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet diler, ailesi ve halkımıza başsağlığı temenni eder, acısını paylaşırım. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğünün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işlem alacağım ve oylarınıza sunacağım.